Azerbaycan Milli Hükümeti. Azerbaycan Milli Hükümeti ya da Halk Cumhuriyeti, 1945 yılının Kasım ayında Sovyetler Birliği'nin çıkarları doğrultusunda desteklediği, İran arazisinin kuzeybatısında kurulan ve ciddi reformların yapıldığı devlettir. Bir yıl ömrü olan bu devletin üzerinde oynanan oyunlar sanki yüzyıllık plan gibi tarihe geçmiştir. Resmi dili Azerbaycan Türkçesi, başkenti kadim Türk şehri Tebriz olan devletin siyasi lideri Seyit Cafer Pişevari olmuştur. Yönetim şekli ise sosyalizmdir. Milli hükümetin devletleşmesi, özerk statünün İran devleti tarafından tanınmamasından kaynaklıdır. Nazilerin yenilgisi, İran'ın Sovyetler Birliği ile gizli antlaşmaları ve Soğuk Savaş yıllarının başlangıç tarihine denk gelen dönemde, Sovyetler Birliği tüm desteğini çekmiştir. Sovyetler Birliği sadece siyasi değil askeri desteğini de çekince, Güney Azerbaycan Fedaileri olarak adlandırılan silahlı teşkilatlar zayıflamış ve İran'ın müdahalesi ile yenilgiye uğramıştır. Halk Cumhuriyeti'nde yapılan yenilikler şu şekildedir. Azerbaycan Türkçesi resmi dil ilan edilmiştir. Tebriz'de ilk üniversite kurulmuştur. Kadınlara oy hakkı tanınmıştır. Ve ağalık lağvedilerek topraklar halka paylaştırılmıştır. Çok sayıda ressam okulu, tiyatro, radyo, kütüphane, kıraathane, müze ve milli halk orkestrası kurulmuştur. Bir yıl içinde tam 2000 okul yapılmış ve 20'den fazla dergi ve gazete çıkarılmıştır. Azerbaycan Sovyeti olarak bilinen kuzey yönetiminden güneye binlerce ton şeker, un, buğday ve çeşitli ürün yardımı gönderilmiştir. Yarım asır kadar önce ayrılan millet ve topraklar birleşme ümidiyle reformlara ve yardımlaşmaya devam ediyordu. Ancak İran, İngiltere ile Sovyetler Birliği'nin kirli ve gizli anlaşmaları sonucu maalesef planlar gerçekleşemedi. Sıkı bir şekilde propagandasını yapan Güney Azerbaycanlı Milli Sosyalistler, bir bildirilerinde şöyle yazmıştı. Tarihte özgürlük ve bağımsızlık savunucusu olarak bilinen Azerbaycan, artık İran hükümetinin baskısı ve zulmü altında kalamaz. Azerbaycan halkının kendi ana dili vardır, okullarda ve resmi dairelerde bu dili kullanmak zorundadır. Azerbaycan'ın zenginlikleri, kendisine ait olmalıdır. Bu açık bir şekilde devletleşmenin ve bağımsızlığın bildirgesiydi. Güney Azerbaycan Fedaileri, Milli Ordu adıyla gönüllü militanlardan oluşturulmuştu. Türkiye'nin harp akademileri örnek alınarak akademi kuruldu, 250'den fazla subayın yetiştirildiği halk ordusu yavaş yavaş teşkilatlanıp eğitiliyordu. Olası İran saldırısı gerçekleşince yeterli olmadı ancak Azerbaycan Halk Ordusu'nun adı tarihe yazıldı. Milli hükümetin ilanından tam bir yıl sonra 1946 yılında İran ordusu, Güney Azerbaycan'ı işgal etmiştir. 500'den fazla milli hükümet ve parti üyesi katledilmiştir. Köylülere işkenceler yapılmış, insanların sakalları yakılmıştır. Milli hükümetin başsavcısı Feridun İbrahim'i ve Yollar, Posta ve Telgraf Bakanı tüm General Rabi Kabir'i idam edilenler arasındadır. Seyit Cafer Pişevari ise şüpheli bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Sen benim hürriyetim, şan şöhretim, Azerbaycan sen benim hürriyetim, şan şöhretim, adım benim öz adımdır. Adım benim öz adımdır, sensiz benim ne kıymetim. Azerbaycan, Azerbaycan, yaşa yaşa.